Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün Ankara'dayız. Ankara'da Gölbaşı'nda FNSS tesislerindeyiz. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine zırhlı araçlar üretiliyor. Ve bugün çok önemli bir teknolojik gelişmeyi birlikte yaşayacağız. Bu nedir? Otomobillerinizde artık işte dizel araçlar, benzin, LPG gibi sistemlerin yanı sıra artık elektrikli araçlar, hibrit sistemler, yani ikisi birlikte çalışan sistemler, motor güç aktarım sistemleri var. İşte bunlar askeri sistemlere nasıl uygulanıyor? Askeri araçlarda nasıl bir performans sağlıyor? Beraber göreceğiz. Çok çok önemli teknolojik gelişmelere burada şahit olacağız. Ve çok önemli bir görüntüyü ilk defa sizlerle paylaşacağım. Merhabalar, Tolga Özbek ben. Kolay gelsin sizlerle. Bugün çok önemli bir teknolojik gelişmeleri beraber göreceğimizi söylemiştik. Arkamda duran araç nedir? Hangi teknolojiler var? Çünkü önümüzde şu an gerçekten askeri gelişmeler açısından, teknolojiler açısından çok farklı sistemleri birlikte tanıyacağız. Günümüzde hibrit sistemler askeri araçlarda nasıl çalışıyor? Bunların detaylarını göreceğiz. Önce sizi tanıyalım mı? Tabii. İsmim Semih Dağdevren. Makine mühendisiyim. FNSS'te yaklaşık 8 senedir çalışıyorum ve burada öz kaynaklı ARGE projeleri ve teknoloji yol haritası yönetimi üzerine birim yöneticiliği yapıyorum şu anda. Peki hibrit sistemler askeri araçlarda nasıl ortaya çıkmaya başladı? Bu ihtiyaç neden doğdu acaba? Aslında hibrit teknolojiler askeri araçlarda da 2000'li yılların başından beri çalışılmakta. Bunun akademik çalışmalarını 2000'lerin başlarında görmeye başladık. Ancak ürün aşamasına gelmesi belirli bir teknoloji gelişimi gerektirdi. Tabii bu neden hibrit üzerine çalışıldığı konusu da birazcık işin aslında teknolojinin altında yatan fırsatlarla ilgili. Bu fırsatlar neler olabilir? Örnek vermek gerekirse elektrik motorlarının verimliliği, yine hibrit mimarinin getirmiş olduğu bazı ek özellikler. Bunları biraz açalım. İlk olarak belki askeri konsept içinde önemli olan, söylememiz gereken şey menzil artırımı olabilir. Yani hibrit araçlarda aslında %20-30 seviyelerine kadar şu anda menzil artırımı aynı yakıt hacmiyle sağlamak mümkün. Bunun üzerine çalışmalar yapılıyor şu anda. Bu en önemli belki etkilerden birisi ama bunun yanında daha da farklı özellikler var. Bunlar mesela sessiz operasyon özelliği. Sessiz operasyon tarafında tabii elektrik motorlarının sessiz çalışma özelliği. Askeri gizlilik, gizli operasyon, sahada sessiz intikal gibi fırsatlar yaratıyor askeri personel için. Burada sadece duymuş olduğunuz araç hareket ederken aslında paletlerden gelen paletli bir araçta ses oluyor. Tekerlekli bir hibrit araç konuşacak olursak bu daha da düşük bir ses seviyesi demek. Bununla birlikte ısıl iz, termal iz dediğimiz sahada tespit edilmeyi kolaylaştırılan iz salınımı da aynı şekilde azalıyor. Dolayısıyla hem akustik hem termal tarafta tespit edilmesi daha zor araçlar diyebiliriz, hibrit askeri araçlar. Yine önemli gelişmelerden bir tanesi hibrit araçlarla beraber. Şimdi yeni nesil yüksek enerji gerektiren lazer silah sistemlerini konuşmaya başladık. Türkiye'de de Aselsan'ın yapmış olduğu bazı çalışmalar var. Bu silahların entegrasyonu için araç üzerinde büyük bir enerji kapasitesi veya anlık yüksek akımları sağlayacak bir platform gerekiyor aslında. Hibrit araç içerisinde bulundurduğu batarya sayesinde bu ihtiyaçları da karşılamaya daha uygun bir mimari. Bunları hayata geçirmekte kolaylaştırıcı bir etkisi var diyebiliriz. O yüzden önümüzdeki dönemde yeni nesil askeri araçlarda daha sık karşımıza çıkacağını düşünüyoruz. Özellikle alt sistem teknolojilerinin de batarya gibi, elektrik motoru gibi ve diğer çevresel ekipmanları gibi hibritin geliştikçe görmeye başlayacağımızı düşünüyoruz. Benim merak ettiğim bir konu, sonuçta FNSS dediğimiz zaman işte araçları tasarlıyorsunuz, hep böyle bir güç. Evet. Ve bu güç tabii ki daha eski nesil motorlardan geliyor ama şimdi yeni bir sayfa açıyorsunuz. Bununla ilgili siz ARGE'ye de bakıyorsunuz. Evet. FNSS içinde nasıl bir organizasyon yaptınız? FNSS olarak siz bu hibrit araçların içine
hangi bilginizi, tasarımınızı koyuyorsunuz? Biraz orayı dinleyelim sizden. Tabii. Ya aslında biraz madem bu soruya göre geriye sarabiliriz şöyle. Şimdi teknoloji yol haritası dediğimiz kısım aslında biraz burada kazanılması hedeflenen kabiliyetleri önden bize tanımlıyor. Biz de FNSS olarak teknoloji yol haritası kapsamında hibrit araçları bir önemli bir kabiliyet olarak tanımlamış durumdayız FNSS içerisinde. Ve bu kabiliyetler içerisinde de birçok teknik daha önce yapılmamış aslında Türkiye'de de yapılmamış bazı kazanımlar var. Bunlar örnek vermek gerekirse batarya kontrol sistemlerinin araç üzerinde oluşturulması. Araçta bir batarya var. Bir de bu bataryanın sürekli bir ısıl kontrole tabi tutulması. Bunu şartlandıracak, -32 derecede çalıştıracak, +49 derecede yani o -32'de ısıtıp +49'da da soğutacak bir sistem. İdeal. Bir de bunu kafanıza mermi yerken yapacaksınız. O da olayın başka bir tarafı tabii. Doğru. Tabii burada savaşta tehdit altındayken tüm bunları yapmak ayrıca zorlu. O konulara da değineceğiz ama aslında yani bu sırf bataryanın yönetilmesi bile araç üzerinde ve tehditin bataryaya karşı olan tehditlerin yönetilmesi bambaşka bir başlık. Yine bu bizim teknoloji yol haritası altında hedeflediğimiz kazanımlardan bir tanesiydi. Sizin biraz da uzmanlık alanınız tabii ki. Evet, biz daha çok sürekli önümüzdeki 5-10 sene, 20 senelik periyotlar şeklinde aslında FNSS olarak neler kazanmamız lazım teknolojik anlamda, yerli ordunun askeri askerlerimizin ihtiyaçları sahada neler, bunları da gözeterek hedefler koyuyoruz. Global taraftaki trendler nedir? Firmalar ne üzerine daha çok patent ve araştırma yapıyorlar? Bunlara odaklanarak biz de bu kazanımları belirliyoruz. Hibrit'in altında bu batarya verdiğim bir örnek. Birazdan zaten aracı daha yakından da tanıyacağız. Göreceksiniz altında bir sürü farklı yeni sistem var aslında. Tüm bu komponentlerin bir uyum içerisinde çalışması, askeri koşullarda güvenli çalışması, aslında bunların bir bütünü olduğu zaman sahada o istediğimiz kazancı elde ediyoruz. Bir diğer önemli noktası hibrit aracın aslında bir de bahsetmedik. Yüksek ivmelenme kabiliyeti. Elektrik motoru olmasından kaynaklı çok düşük devirlerde hızlı ivmelenme sağlanabiliyor. Bunu zaten otomotiv sektöründen de yakinen biliyoruz şu anda. Bu da sahadaki yansıması nedir askeri personel gözünde? Bir tehdit algıladığımız zaman araç üzerine doğru gelen bir mesela bir füze olabilir. Çok hızlı bir şekilde yer değiştirip o tehditten uzaklaşmak için yine hayat kurtarıcı bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor örnek vermek gerekirse. Benim tabii gördüğüm kadarıyla birçok ürün var FNSS içinde ama bir Ar-Ge olarak Kaplan üzerinde başladınız bunlarla ilgili çalışmaya. Peki diğer ürünler konusunda diğer ürünlere bu hibrit yapı uygulanabilir mi? Bunlarla ilgili böyle bir yaklaşım var mı? Var tabii ki. Aslında biz hibridizasyonun getireceği kabiliyetleri az önce saydık, konuştuk biraz. Tüm FNSS'in ürün ailesine yaygınlaştırmak da istiyoruz. Bu kapsamda ilk aracımız paletli bir araç oldu dediğiniz gibi. Çünkü biz benzer aracı hibrit olmayan konvansiyonel halini ürettik ve onun karada performans özelliklerini biliyoruz şu anda net olarak. Bunun üzerine koymayı ölçmek için yine benzer bir platform tercih ettik. Çünkü hedefimiz asgari o şartları sağlamak ve bunun ilerisine de geçeceğiz. Ancak tekerlekli platform tarafında da şu anda bazı çalışmalar yapıldığını söyleyebilirim. Önümüzdeki dönemde birkaç sürprizlere açığız. Tamam. Açık olun, mutlaka gelecek. Çünkü bahsettiğimiz özellikler askeri konsept içinde yeni olsa da kaçınılmaz, özellikle otomotiv sektörü bu konuda çok büyük bir dalga yarattı alt komponentlerin gelişmesi için. Ve o teknolojik kabiliyetler mutlaka askeri araçlarda da değerlendirilecektir. Ordumuzu da inşallah daha avantajlı araçlar, daha kuvvetli, daha üstün araçlar sağlama fırsatı yaratacak bize de. Hibrit araç dediğimiz zaman tabii hibrit araçlar için sistemin kalbi motorları, değil mi? Yanlış söylemiyorum, birden çok motor var. Önce sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ismim Ersan Akyazı. Makine mühendisiyim. FNSS'de 11 yıldır çalışmaktayım ve şu an yürüttüğümüz hibrit paletli araç geliştirme projesinde teknik liderliğini yürütmekteyim. Şimdi tabii biz bu videoyu yayınlarken alta ben gelecek yorumları biliyorum. Abi bunun motoru yerli mi diye. Şimdi hangi motorlar var? Ne durumdayız? Biraz sistemlerin teknik özelliklerini sizlerle konuşalım. Şöyle bir
izleyicilerimiz de görsünler. Çünkü bunu normal zamanda pek görme ihtimalleri sıfıra yakın açıkçası. Şimdi bir tanıyabilir miyiz, neler var burada? Niyetle komponentlerden başlayalım sırayla. Öncelikle burada kullandığımız güç aktarım mimarisi seri hibrit. Yani ne demek oluyor? Aracın hareketinden tamamen elektrik motorları sorumlu. Jeneratör üzerinde kullandığımız dizel motorun aracın hareketiyle doğrudan mekanik bir bağlantısı yok. Bunun da getirisi ne oluyor? Jeneratörü aracın aslında istediğiniz pozisyona yerleştirebiliyorsunuz. Size bu esnekliği sunmuş oluyor. Neden bu önemli kara araçları için? Askeri araçlarda araç içi yerleşim çok kritik. Hem mühimmat yerleşimi olsun, personel yerleşim, diğer görev donanımları yerleşimleri olsun. Şimdi dizel motoru paletlere gücü aktarabilmek için motordan haliyle belli bir lokasyonda tutmanız gerekiyor. Hibrit mimaride ise dizel motoru isterseniz iki ayrı jeneratör olarak konfigüre edip aracın farklı bölgelerine de dağıtma şansınızı yakalamış oluyorsunuz. Şimdi biraz elektrik motorunu isterseniz biraz anlatmaya başlayalım. Evet. Neler var, hangi sistemler kullanıyorsunuz? Öncelikle şuradan başlayayım isterseniz. Tabii ki, geçelim yanına. Bu sistemin adı elektrikli sürüş ünitesi ve aracın şu an bu araçta da bakabiliriz birazdan. Aracın burnuna konumlandırılmış durumda ve araçta iki tane kullanılıyor. Her bir ünite bir paleti sürüyor. Ve motorları aynı devir sürdüğünüz senaryoda araç dorsal hareketini yapıyor. Motorlar arasında devir farkı yarattığınızda da dönüş hareketini sağlıyorsunuz. Hatta motorları zıt yönde sürerek de nokta dönüş dediğimiz pivot hareketini icra etmiş oluyor araç. İki tane var bunlardan. Evet. Şimdi tabii bir de alternatif bir çözüm daha geliştirdik. Onu da geleceğim birazdan. Komponentlerine bakarsak elektrik motorumuz. Bunu tahrik ettiği çift oranlı bir dişli kutusu. Çıkış tarafında fren sistemimiz mevcut. Bu dişli kutusunun tasarımı da bu arada tamamen FNSS'de yapıldı bir ürün. Yani bunun dişli kutusu ki herhalde motorun çok önemli, en önemli evet. Parçası desek yalan olmaz herhalde. Bunun tasarımı sizlere ait. Peki deminki yerli motor konusuna dönelim. Evet. Türkiye'de otomotiv sanayimiz çok iyi gelişiyor ve elektrik sistemlerine doğru da ciddi bir yatırım var. Böyle bir motor ülkemizde yapılabilir mi? Böyle bir kabiliyet var mı? Tabii ki biz ilk etapta projenin öncelikli odağı elektrik motor geliştirmek olmadığı için hazır piyasada hızlıca bulabileceğimiz, tedarik edebileceğimiz ürünlere odaklandık ama paralelinde de özellikle elektrik motoru yerleştirmesi konusunda Türkiye'deki başarılı firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. İlerleyen süreçte SSB'den de talep gelmesi halinde yerleştirme kapsamına alabileceğimiz bir kalem. Yani seri üretim başladığı zaman bunlarla ilgili herhangi bir motor dışarıdan almak zorunda kalmadan elektrik motor sistemini biz ülkemizde yapabileceğiz. Kesinlikle. Biraz da tekniğini sormak istiyorum. Ne kadar güç üretiyor sistemler? Neye ihtiyacı var elektrik olarak konuşursak? Şimdi normalde bu gördüğünüz bizim mevcut envanterde bulunan Kaplan aracımız. Dizel versiyonda 360 beygirlik bir motor var. Transmisyon tahrik eden ve aracı hareket ettiren. Bu motor ise sürekli olarak 500 beygirin üzerinde güç verebiliyor ki araçta iki tane kullandığımızı. 1000 beygir. Evet. Yani 3 katı neredeyse. Anlık olarak hatta çok daha yukarılara çıkabiliyoruz. Ama haliyle ihtiyacımız bu kadar olmadığı için bunu limitleyerek kullanıyoruz şu an araç üzerinde. Buna alternatif olarak bu gördüğünüz üniteyi de geliştirdik. Bu da yine bizim tasarımımız. Motorlar yine hazır ürün. Dişli kutusunu biz geliştirdik. Bu ise bu araca güç kabiliyeti olarak daha uyumlu bir çözüm. Ama biz öncelikli olarak bununla testlere başladık. Sonrasında bunu da araca entegre edip denemelerimize devam edebileceğiz. Göreceksiniz evet. Neler olacak, performans, kullanıcının ihtiyacı nereye doğru gidecek veya bir teknolojik bir gelişme olacak. Ona göre sistemlere bir alternatif de sunuyorsunuz. Şimdi motor tabii ki. Motor teknolojileri farklı mesela bu ikisinde. Bunda bu tipte bir motor denemek istedik özellikle. Diğerkinde de radyal motor tercihimiz oldu. Tercihe göre, talebe göre gideceksiniz. Şimdi siz ilk etapta anlatırken ana aslında motora jeneratör dediniz. Evet. Benim çok ilgimi çekti o. Jeneratör aynı zamanda arkada biraz sonra göreceğiz. Pilleri dolduruyorsunuz ve güç aktarımını gerçekleştirmiyor. Aslında içeride bir jeneratör çalışıyor. Evet. Biraz da o motoru tanıyalım tabii. İsterseniz. Bu sizin normalde aracın dizel versiyonunda kullandığınız motor mu? Bu aracın motoru farklı bir motordu.
Bu daha kompakt, daha enerji yoğunluğu yüksek bir motor olduğu için. Yani enerji üretmek üzere tasarlanmış. Evet. O yüzden bu motoru tercih ettik. 400 beygir gücünde V8 bir dizel motor. Bunun ile gördüğünüz, şurada gördüğünüz yüksek voltaj alternatörü akuple ederek. Neredeyse motor kadar bir alternatör var bir yandan, evet, baktığımız zaman. Şimdi bizim mimaride aracın ana güç kaynağı bu jeneratör ünitesi aslında. Yani elektrik motorlarının, işte bataryanın şarjının vesaire tamamını bu motor üstleniyor. Gerektiğinde bataryayı da bu motor dolduruyor. Özetle batarya tükense dahi siz mobilite isterlerini yine karşılamaya devam edebiliyorsunuz. Yani akünüz boşsa bile savaş veya harekat sırasında bu motoru kullanarak aracın hareketini, sistemlerin çalışmasını sağlıyorsunuz. Evet. Bu motorla ilgili bir yerli altyapı ülkemizde nasıl, alternatifleri var mı veya talep olduğu zaman, böyle sipariş geldiği zaman, çünkü yani şirketlerin bir Ar-Ge çalışmaları var, bir de sipariş gelince bir seri imalatları var. Bir altyapı çalışması ülkemizde nasıl? Evet, mevcut yerli üreticiler var. Bu kapasitede motorlar üretilebilecek, üretebilecek kapasitede firmalarımız var. Hatta bir tanesiyle yine görüşme halindeyiz. Onunla bundan biraz daha kompakt bir jeneratör geliştirme üzerine paralelde bir çalışma yürütmekteyiz şu an. Yani bir motor konusunda hem elektrik hem dizel sistemlerde jeneratör konusunda hiçbir sıkıntı gözükmüyor. Peki yan tarafa doğru geçelim. Böyle biz bir aracın üzerindeki bir panel gibi görüyoruz ama bu nedir, biraz anlatır mısınız? Bu aracın ana soğutma sistemi aslında bakarsanız. Motor odasının üzerine konumlandırıyoruz. Grill diye adlandırdığımız balistik koruma. Bunun altında şu gördüğünüz elektronik komponentleri ve hatta dizel motoru soğutmasını sağlayan sistemler yerleştirilmiş durumda. Diğer tarafında fanları süren yine elektrik motorları mevcut. Bunu da yine yüksek voltaj elektrik motorları ile konfigüre ettik. Özet olarak aslında batarya hariç aracın geri kalan tüm soğutma ihtiyacı duyan komponentleri bu ünite soğutuyor. Az önce değinmedim. Kullandığımız elektrik motorları ve bunların hatta sürücüleri şu an burada görmüyoruz. Aracın içine yerleştirilmiş durumda onlar. Bunların tamamı su soğutmalı. Dolayısıyla bu soğutma sistemi sayesinde hepsinin soğutmasını gerçekleştiriyoruz. Şöyle bilgisayarla çalışırken laptopu kucağıma aldığım zaman hep böyle bir ısıyı hissederim. Elektrikli aletlerin gerçekten yoğun bir akım kullanıyorlar ve herhalde ısınmaları diğer sistemlere göre daha mı fazla? Aslında yine de içten yanmalı motorlara kıyasla daha verimliler. Ha, verimlilik açısından, evet, tabii ki, ama ısı yaymaları açısından. Evet, o yüzden aslında su soğutmalı bir altyapı var burada. Soğutma sistemleri tamamen mesela elektrik motorların içinden özel olarak tasarlanmış su kanalları içerisinden su geçiriliyor ve buradan biz o ısıyı aracın dışarısına atıyoruz. Dediğiniz gibi ısınma mutlaka oluyor ama bunu yönetebiliyoruz bu tür bir sistem ile. Şimdi tabii gelelim en önemli konulardan bir tanesine. Elektrik varsa batarya, pil sistemleri var. Batarya konusunda da bir bataryayı konuşalım isterseniz sizlerle. Tabii. Neler var neler yok, çok biraz da görüntü olarak tabii ki şu taraftan daha bakıp konuşabiliriz. Batarya ne kadarlık bir süreç içerisinde aracı, şimdi örneğin ne kadar da şarj oluyor, full şarj, bir de ne kadar süreçte, işte kilometre mi, menzil mi, biraz böyle temel bilgiler alalım. Tabii ki verebileceğiniz nitelikte bazı şeylerde oldukça gizli tabii ki. Neler söyleyebilirsiniz bataryayla ilgili? Tabii öncelikle burada gördüğünüz batarya bizim bu proje kapsamında yerli bir tedarikçimize özel olarak geliştirdiğimiz bir ürün. Nominalde 700 volt mertebesinde. İşte görece aslında düşük kapasiteli bir ürün. Çünkü bizim ana güç kaynağımız daha önce de belirttiğim gibi jeneratör. Burada batarya ne maksatla görev alıyor? Jeneratörün yetemediği, çok yüksek güç ihtiyacı duyduğumuz ekstrem senaryolarda ona destek oluyor. Onun haricinde örneğin jeneratörü susturarak sadece batarya ile aracı sürebiliyorsunuz. Sessiz operasyon modu diye adlandırdığımız bir mod bu. İlaveten aracın sessiz gözlem modu diye adlandırdığımız, normal şartlarda YGÜ yani yardımcı güç üniteleriyle, yani ilave bir küçük jeneratör çalıştırarak mevcut teknolojilerde bu ihtiyacı karşılıyoruz askeri araçlarda. Fakat bu hibrit mimari sayesinde bu batarya ile araçtaki tüm görev ekipmanlarını 24 ila 48 saat arasında kesintisiz çalıştırabiliyorsunuz. Yani 24 saat
42 gün personel içinde yaşıyor. Onların işte telsizleri dinlemesi lazım. Başka elektronik aygıtların çalışması lazım. Durumsal farkındalığın olması lazım. Çeşitli link bağlantılarıyla belki çok uzaklardan bir karargâhtan gelecek bir emre göre hareket etmeleri lazım. 48 saat çok iyiymiş. Gerçekten ben 48 saat beklemiyordum bunlarla ilgili. Tabii ki lityum iyon pil herhalde bu. Ülkemizde nasıl altyapı, bu tür bataryalar konusunda yatırımlar artıyor. İzleyicilerimiz daha önceki videolarımızdan da hatırlayacaklar bunlarla ilgili ama bu sistemin bir askeri bir kara aracına uygulanması açısından teknolojik altyapı nasıl ülkemizde? Şimdi dediğim gibi yerli bir tedarikçimizle geliştirdiğimiz bir ürün. Biz yine daha önce elektrik motorları tarafında konuştuğumuz gibi bir de alternatif olarak ithal rafta hazır bir ürün de tedarik ettik. Ve hatta aracın içinde şu an o yerleştirilmiş durumda. Onun ile testlere başlayacağız. Sonrasında bu ürünü testlere dahil ediyor olacağız. Bizim bu tedarikçimize benzer kabiliyette yerli alternatif batarya üreticilerimiz var. Tabii ki hücrede hala uzak doğu ağırlıklı olarak bir bağımlılığımız devam ediyor. Ama yakın zamanda örneğin Aspisan hücre üretimine de başladı. O konuda ilerleyen aşamalarda yerlilik oranı çok daha yukarılara çekmemiz mümkün. Yani teknoloji hem burada hem de üretim gerçekleşecek. Benim tabii merak ettiğim, baktığımız zaman bir sürü sistem yan yana. Aracın içine nasıl koyarsınız? İsterseniz bir aracın içine girme izni var mı? Bir görelim bakalım. Tabii bakabiliriz. Bir bahsetmediğim nokta var. Lütfen. Bu bataryamız da yine su ısıtmalı ve soğutmalı. Yani farklı dış ortam sıcaklıklarında çalışıyor askeri araçlar. Çok geniş bir aralıkta. -32'den artı 49 santigrat. Tabii coğrafi şartlar acayip tabii zorlayıcı. Evet. Ama onun da haricinde lityum iyon bataryaların siz onlardan güç çektiğiniz esnada ısınma gibi bir maalesef kötü özellikleri var. Boeing 787 örneğini ben vereyim. Havacılığa gidelim biraz. Lityum iyon piller gerçekten havacılıkta eski nesil asit var değil mi? Daha eski şeylerde, yapılarda. Ona göre nikel kadmiyum çok daha kuvvetli, çok daha yüksek elektrik üretiyor. Ama ısınma gibi riskleri var. Yangın riskleri oluşmuştu. Bayağı bir 787 Boeing bu konuyla ilgili farklı yaklaşımlar yapıp hadi kara aracını savaş alanında yapamazsınız. Sağ çekersiniz ama uçağın sağ çekme ihtimali yok. O yüzden mühendislik açıdan çok dikkatli olunması lazım ve bunların dikkatli bir şekilde aracın içerisine yerleştirilmesi lazım. İsterseniz geçelim aracın içine. Tamamdır. Bu arada bahsettiğim termal yönetim sisteminde bu prototipte aracın üzerine yerleştirdik. Ama seri üretim bir projede onu da yine balistik olarak daha uygun bir yere yerleştirmemiz tabii ki mümkün. Yangın konusunda isterseniz burada bataryaları da görebilirsiniz. Aracın içine geçelim mi? Geçelim olur, tamam, uygundur. Bir kara aracını tabii ki dışarıdan işte fuarlarda, tatbikatlarda veya bizim çekimlerimizde gösterebiliyoruz ama bizim bile içine girme şansımız oldukça düşük. O yüzden şu an bu aracın içinde olmak benim açımdan çok heyecan verici. Bir de tabii ki aracın içinde teknolojiler, elektrik sistemleri, bataryalar, normal motor, jeneratör artık diyoruz. Bir jeneratör sistemi var. Biraz İçerideki yapıyı konuşalım mı sizlerle? Bataryalar şu an için aracın bu bölgesine yerleştirilmiş durumda. Ama bu prototip özelinde izlediğimiz bir yöntem. Ki şu an içerisinde ithal olan çift batarya görüyorsunuz. Ama az önce dışarıda incelediğimiz yerli batarya tamamen bu araca özel olarak geliştirildiği için tek paket ile bizim isterleri tamamıyla karşılayabiliyor. Ve yerleşim olarak bu aracın orijinal dizel versiyonunda YGU yani yardımcı güç ünitesinin kapladığı hacme sığabilecek şekilde onu tasarladık. Yani o bataryaya geçtiğimiz durumda aracın iç yerleşiminde minimum bir değişiklik ile hibrit dönüşümünü elde etmemiz mümkün. Benim tabii hazır bu aracın içine girdik. Sol önde sürücü var. Bir görev yerlerini de söyler misin? Ben mesela oturduğum koltukta normalde kim oturuyor? Burada nişancı oturuyor. Sürücü. Araç komutanı normalde bu bölgede oturuyordu. Bu batarya yerleşimi için prototip fazda o koltuğu iptal ettik. Ama yerli bataryaya geçtiğimizde personel yerleşimi aynı şekilde korunabiliyor olacak. Arkada da ilave iki personel taşıyabiliyoruz bu araçta. Ama görev konsepti itibariyle farklı koltuk yerleşimleriyle de personel sayısında gerekli değişikliği yapmamız mümkün. Bir dışarı çıkıp o zaman turumuza doğru devam edelim. Aracın dışındaki sistemleri gördük. Şimdi aracın ön tarafındayız. Önce sizi tanıyalım mı? Neler var burada, sonra da konuşalım.
Tabii ki. Ben Mert Eroğlu. Yazılım mühendisiyim. Şu anda hibrit aracın yazılımı üzerine çalışıyoruz. Şimdi aşağıda gördüğünüz motorların burada yerleşimini görebilirsiniz. Burada sadece tabii ki motorlar yok. Birçok elektronik kontrol ünitesi de mevcut. Aslında burada hem batarya sistemleri, dizel motorumuz ve elektrikli motorları, tüm kontrol üniteleri ortak bir yazılım tarafından kontrol ediliyor. Ve bu kontrolle aslında biz aracın maksimum menzile ve performansa ulaşmasını amaçlıyoruz. Eskiden, lafınızı bölüyorum, eskiden ustaya gidince sanayiye işte her şey mekanik, el yordamıyla bir şeyler bulunurken günümüz araçları bilgisayara bağlanıyor, yazılımı kontrol ediliyor, güncelleniyor veya nokta atışı bulunuyor. O yüzden yazılım artık askeri araç sistemlerinde de herhalde en önemli konulardan bir tanesi. En önemli konulardan bir tanesi ve en katma değerli konulardan bir tanesi aslında. Çünkü sadece o komponentleri oraya yerleştirmeniz yetmiyor. Onları nasıl kontrol ettiğiniz, özellikle askerimiz veya yurt dışına sattığımız müşterilerimiz bu aracı kullanırken onların performanslarını, sahada yaptıkları operasyonların performanslarını büyük ölçüde etkiliyor. Örneğin bu aracımızda yüzlerce sensör var aslında baktığınızda. Bataryamızda her selde, her hücrede bir akım ölçüyoruz, voltajı ölçüyoruz, sıcaklık ölçüyoruz ve bunlardan binlerce ölçülüyor. Onun dışında motorlarımızın sıcaklığını, anlık pozisyonlarını, dizel motorumuzun anlık verdiği performansı, tork değerleri gibi bir sürü değer bizim kendi kontrol ünitemize geliyor. Orada yorumlanıyor ve yorumlamadan sonra tabii ki ilk önceliğimiz kullanıcının güvenliği, aracın güvenliği. Onunla ilgili bir sorun yoksa da araçtan maksimum performansı ve menzili alabilmek. Bu amaçla da bir güvenlik kontrol algoritması dönüyor en üstte. Biliyorsunuz çünkü pillerin biraz toplumda da insanlarda bir şey oluştu. Yangın durumları tehlikeli mi değil mi diye sorular oluştu. Bizim pillerimizin bütün sıcaklık verileri, anlık akım, voltaj verileri ve hatta gaz çıkışı var mı gibi değerler anlık gözlemleniyor. Ve ona göre gerekli aracımız kullanıcı zarar görmemesi için en başta gerekli önlemleri ve uyarıları veriyor kullanıcıya. Sonrasında da tabii ki kendisini korumaya alıyor. Onun dışında da tabii ki bir dizel motorumuz var. Dizel motorumuzun verebileceği bir güç kapasitesi var ve o sırada bataryamızın da anlık durumu izleniyor sistem tarafından. Müşterinin talebine göre o anki güç mü talep ediyor yoksa daha az güç talep ediyorsa bataryayı mı doldurayım gibi kararlar verilerek her zaman müşteriye, kullanıcıya daha doğrusu diyelim, maksimum gücü istediği anda sağlamaya çalışıyoruz. Bunu da hazırladığınız yazılım ortaya koyuyor. Diğer kara araçlarıyla FNSS içinde karşılaştırdığımız zaman herhalde buradaki yazılım işi, yazılım algoritması çok daha fazla. Evet, tabii ki fazla oluyor. Şöyle diyebiliriz, zaten FNSS yıllardır kendi dizel motorlu araçlarının kontrol yazılımlarını yapan bir şirket. Orada büyük bir tecrübemiz var zaten. Ama bu araç baktığınızda bir dizel motorlu askeri araçla bir elektrikli aracın birleşmiş hali gibi oluyor. Dolayısıyla aslında kompleksite iki katına çıkıyor. Bu anlamda baktığınızda sensör sayınız çok fazla artıyor. Ve bu sistemde de uyumluluğu sağlamak, gerekli kararları vermek, kullanıcının ayağının altında her zaman o gücün olması ama menzilden de minimum kaybetmek gibi çeşitli optimizasyonlar yapmanız gerekiyor. Bunların tamamen ilk önce simülasyonlarını yapıyoruz tabii ki. Bilgisayar ortamında testleri yapılıyor. Sonrasında gerçek hayatta testlerini yapıp uyguluyoruz ve ona göre müşteriye teslim ediliyor. İnşallah edilecek daha doğrusu. İşte görüyorsunuz, yazılım o kadar önemli ki sistemin aslında binlerce veriyi bir araya getiriyor. Bir algoritma içerisinde bunu belki araç komutanına sunuyor, sürücüye sunuyor ve anlık takip ederek aslında sistemin hem ekonomik hem de çok daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Evet, biraz teknolojik gelişmeyi beklemek gerekiyor ama bazen zaman o kadar hızlı bir şekilde ilerliyor ki inanılmaz teknolojiler bir anda gelebiliyor. Açıkçası ben bugün bu sistemi gözümde görünceye kadar daha önümüzde yıllar var diye düşünüyordum ama savunma şirketleri olsun, teknoloji şirketleri olsun, geleceği çok iyi planlamak, bunlarla ilgili çalışmaları yapmak ve bunları hızlı bir şekilde hayatımıza geçirmek için çalışıyorlar. Bakalım batarya işi nereye doğru gidecek? Neler
kaç ton, nasıl hibrit sistemlerden sonra elektriğe geçecek? Muhtemel önümüzdeki yılda videolarda bunları yakından takip edeceğiz. Askeri araçlar için çok hızlı hareket etmek çok çok büyük önem taşıyor. Çünkü savaş alanında tehditler altındasınız. Bir füze fırlatılmış, atış yapılmış oluyor ve bu anda benim merak ettiğim konu, elektrik sistemine sahip çalışan veya görevi bekleyen bir araç ne kadar hızlı reaksiyon gösteriyor? Ama önce sizi tanıyalım. İsmim Varlık Kılıç. FNSS'de e-mobilite ve ileri tasarım çözümleri müdürüyüm. Bu aracın üzerinde kullanılan elektrikli bileşenler ve bunların mimarisini tasarlayan ekibi yönetiyorum. Sorunuza gelecek olursak, sorunuz tabii ki aracın hasar durumunda, bir tehdit durumunda kaçabilmesi kadar aynı zamanda arazi, zor arazi koşullarında tırmanma, engel aşma, çok yüksek hızda viraj kabiliyeti, gevşek zeminlerde operasyon yapma gibi kabiliyetlerde de yine sizin sorunuzu da bahsettiğiniz anlık güç ihtiyacı oluşuyor. Bunda sahip olduğumuz batarya sayesinde çok kısa sürede olsa çok yüksek, çok çok yüksek güç mertebelerini paletlere verebiliyoruz. Bu sayede de konvansiyonel araçlarımıza göre hem hızlanma, yani bir tehdit anında kaçmak için harekete başlama, hem de tırmanma, engel aşma gibi konularda konvansiyonel araca göre çok daha üstün bir kabiliyete sahip olduğunu söyleyebilirim. Yani sürücü tabiri caizse kontağı çevirdiği zaman çok daha hızlı reaksiyon verip o bölgeden ayrılması muhtemel. Bu da herhalde tahminimce savaş konseptlerinde tankların veya zırhlı araçların kaçabilme ve hayatta kalma oranlarını da yükseltecek diye tahmin ediyorum. Tabii ki. Yani normal bir konvansiyonel araçta dizel motorun devreye girmesine kıyasla bu çok daha hızlı devreye girebilen bir sistem. Tabii bunun beraberinde bir komplekse de getiriyor. İki ayrı motoru sürmek zorundasınız. Aynı zamanda aracın üzerinde soğutma anlamında dizel versiyona göre çok daha fazla komponente sahibiz. Her bir komponentin ihtiyaç duyduğu soğutma sıcaklık, denge sıcaklık seviyesi çok farklı. Dolayısıyla birden çok soğutma devresi aracın üzerinde var. Hem bu soğutma devrelerinin yönetimi hem de aracın paletlerine giden, iki farklı palete giden gücün, torkun yönetimi içinde oldukça kompleks bir algoritma geliştirmiş durumdayız. Bunu da laboratuvar ve simülasyon denemeleriyle doğradıktan sonra sahada da bu bahsettiğimiz işte ani hızlanma, tırmanma, engel aşma gibi konularda da konvansiyonel araca çok daha üstün bir araç olduğunu doğrulayacağız. Bir başka tabii ki benim merak ettiğim konu, Kaplan'ın yaklaşık maksimum operasyon ağırlığı herhalde 17,5 ton civarında yaklaşık. Burada bir hibrit sistem aracı çalıştırabiliyor, isterleri yerine getirebiliyor. Bunu da zaten önümüzdeki aylardaki testlerde ispatını yapacaksınız. Bir tank için 50-60 tonluk ağırlıklarda, bir tanklarda bu sistemleri sizce ne zaman görebiliriz? Bir de tabii bu soruyu şeye bağlamak istiyorum. Gelecekte tamamen elektrikle çalışan bir tank görmemiz için teknoloji olarak daha ne kadar ilerlememiz lazım? Şimdi tabii biz bu çözümü uygularken bu bir platform. Platformun üzerinde bir güç grubu olarak tasarladık. Bu belli bir ağırlığa kadar, bahsettiğiniz gibi 17-20 ton mertebesine kadar bu çözümü kullanabiliyoruz. Bununla ilgili alt sistemlerin tasarımlarını, dişli kutusu, elektrik motorları, batarya gibi tasarımları buna uygun yaptık. Ama biz projenin içerisinde farklı tonajdaki paletli araçlar için de çözümler geliştirmek üzere bunların altyapılarını ve yol haritalarını çıkarttık. Dolayısıyla bundan sonraki adımda bir 40 tona kadar ve daha sonra da daha ağır tonajlar için kullanabileceğimiz hem dişli kutusu, elektrik motor sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Dolayısıyla, ama yine hibrit tabii. Tabii ki yine hibrit olacak ama orada daha güç yönetimi anlamında ve üzerinde taşıdığımız elektrik motor gücü anlamında çok daha verimli dişli kutuları, verimli bir güç aktarma mimarisine sahip bir güç ve dişli kutusu sistemi üzerinde çalışıyoruz. Bu araç elektrikli motorlara sahip olması itibariyle full elektrikli bir sürüşü destekliyor. Dolayısıyla burada yapmamız gereken şey batarya teknolojisinin gelişmesini beklemek. Batarya teknolojisi geçtikten sonra biz burada jeneratörü çıkartıp bu sistemin içerisinden bataryayla da tam elektrikli sürebiliyoruz. Ancak şunu söyleyebiliriz. Bugün itibariyle batarya teknolojisi henüz askeri araçları sahada, özellikle savaş alanında istenen menzili ve performansı sağlayabilecek kapasitede değil. Bir miktar daha gelişme gerekiyor. Biz de bunu yakından takip ediyoruz. Bugün FNSS tesislerinde çok önemli bir teknolojinin detaylarına birlikte yolculuk yaptık. Hibrit sistemler. Bu sistemlerle ilgili gelişmeleri muhtemel önümüzdeki günlerde daha fazla göreceksiniz. İşte gördüğünüz Kaplan
aracı üzerine. Bu bir test aracı. Farklı farklı görevlere daha sırası var. Önce teknoloji kendini ispat edecek. Muhtemel hedef yıl sonu gibi de özel testlerin başlaması. Bu test süreçlerinde mühendislik çalışmalarının sahadaki yansımalarına bakılacak. Neler oldu, neler yapılıyor, karşılığını buldu mu, performansı nasıl, bu gibi oldukça zorlu testlere sokulacak. Herhangi bir tasarım değişikliği yapılıyorsa da bu süreç içerisinde farklı bakışı sahada görüp yansımalarını göreceğiz. Arkasından da benim tahminim, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dünyada bu konsept oldukça merak ve çok ciddi bir ilgiyle takip ediliyor. Sonrasında da FNSS hibrit sistemlerde nasıl bir ihracat, nasıl bir ürün gamında bir başarı yakaladıysa arkasından da bu sistemlerle de ilgili çok değişik haberlerin geleceğine inanıyorum.